merhaba. İletişim Arkeolojisi'ne hoş geldiniz. Ben Ayşe Betül Kayahan, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi, çok değerli hocamız Profesör Doktor İsmail Arda Odabaşı ile matbaa tarihindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bugün salnameleri ve nevsalleri konuşacağız. E, matbaa tarihimizin bir başka süreli yayını, gazeteleri konuştuk, dergileri konuştuk. Salnameler de aslında Çok önemli. Nedir salname? Almanak olarak da bildiğimiz yıllıklar aslında. Salname, name Farsçadan e, dilimize geçmiş. Sal-yıl demek name, mektup, kitap, yazılı şey anlamında. Nevsal de yeni yıl anlamına geliyor. Bir sene boyunca gerçekleşmiş olayları topluca gösteriyor bize yıllıklar. E, önemli insanların, önemli kişilerin hal tercümelerini bi, bi, yani aslında biyografilerini Burada okuyoruz bir tanzimat dönemi ürünü e, harf inkılabına kadar da 730 tane yıllık yayınlandığını biliyoruz. Resmi yani devlet tarafından çıkarılan yıllıkların yanında özel teşebbüsle çıkan e, yıllıklar da var kişilerin çıkarttığı e, yıllıklarda bulunuyor. İlk salnamemiz resmi mahiyette 1847'de yayınlanıyor. Sadrazam Reşit Paşa'nın isteğiyle e, Ahmet Vefik Paşa tarafından hazırlanıyor. Sanname-i Devleti Ali, Aliye-i Osmaniye adıyla tab edilmiş. Resmi yıllık yayınlama 1912'ye kadar düzenli bir şekilde devam ediyor. Hocam salnameleri zamanın e, küçük rütbeli memurları şu şekilde hicvederlermiş. Gelip gittikçe biz onlar kudettik, ettik, kıyam ettik, yazıldı namımız salnameyi, ipkayı nam ettik. Yani de, Günümüz Türkçesiyle söylersek gelip gittikçe biz onlar oturduk, ayağa kalktık, adımız sannameye yazıldı, namımız daim namımızı daimi hale getirdik. E, hocam buradan bu hicivli e, cümleden anladığımız kadarıyla salnamelerde en küçük memurdan en yüksek rütbeli memura kadar e, her şey yazılmış, not edilmiş. Peki devlet salnamelerini önce konuşalım hocam. Bunları nasıl tasnif edebiliriz? Dediğiniz gibi bu yıllıklar yani sandameler ve nevsaller hı hı. bir süreli yayın evet. süreli yayın kategorisinde nasıl işte gazeteler günlük çıkıyor dergiler haftalık 15 günlük aylık çıkabiliyor veya daha uzun sürelerde bunlar da yıllık olarak çıkıyor evet. periyodik yani hı hı. ve evet bunlar da Tanzimat'ın ürünü İşte Mustafa Reşit Paşa ki Tanzimat Fermanı'nın mimarı olan isim evet. onun isteğiyle başlıyor ve evet devlet sandameleri. Olarak başlıyor bunlar 1847 yılında. İki ana kategoride değerlendirebiliriz yıllıkları, hmm. sannameleri ve nefsalleri. Birincisi resmi, ikincisi de resmi olmayan özel teşebbüs mahsulü. Evet. Resmi yıllıkları da kendi içinde alt bölümleri ayırabiliriz. İşte bir tanesi devlet sannameleri bu 47'den itibaren başlayan 1912'ye kadar kesintisiz bir şekilde sürecek. uzun ömürlü. Uzun ömürlü 1912'de bir kesilecek sonuncusu yani Osmanlı devletinde sonuncusu 1918'de çıkacak 68 tane devlet sannamesi var <laughs> ee, daha sonra Cumhuriyet döneminde de resmi devlet sannamesi çıkarılacak onlarla birlikte işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında harf İnkılabı'na kadar 3 tane daha çıkıyor Toplam 71 eder bunlar bunlar da tabii ki devlet teşkilatına idari yapıya dair çok ayrıntılı bilgiler var dolayısıyla işte memurların isimlerinin de yer aldığı, rütbelerinin, nişanlarının falan yer aldığı çok değerli zengin kaynaklar. Başka konularda da yani toplumsal hayat, siyasal yaşam, işte idari teşkilatlar hı hı. dediğiniz gibi işte biyografiler var, makaleler var, değişik konularda işte faydalı bilgiler var. Mesela ne bileyim işte 1850 yılında Ramazan hangi aya geliyor? Yani bugünkü miladi şeyde. Mesela ben hani çalışmalarımda bakarım bunlara. Evet. Bunları bu tür bilgiler var. E, günlük yaşama dair bilgiler var bunlarda. Evet. Ne bileyim e, vapur, vapur tarifeleri mesela. Evet. Posta telgraf şeyleri. Dünyadan evet, haberler var. Saatleri, evet. Canım. İşte e, meşhurlar vefat ettiği zaman sannamelere girebiliyor. Devlet sannameleri bir kategori. Özellikle 2. Abdülhamit döneminin devlet salnameleri çok şıktır baskıları Hı. bakımında. Böyle altın yaldızlıymış. İşte burada bir tane evet. altın yaldızlıyı görüyoruz. Hı. Bu hemen 1908 öncesinde 64. bu. Hı. 1907'de basılan devlet salnamesi. Birinci kategorimiz bu devlet salnameleri. İkincisi vilayet salnameleri var. Hı. Yani daha önceki programlarda biz vilayet gazetelerinden bahsetmiştik. 1860'larda. E, vilayetlerde matbaalar kuruluyor, buralarda vilayet gazeteleri çıkartılıyor. Aynı şekilde e, vilayet salnameleri de çıkartılıyor. Evet. Vila, vilayet salnameleri şeye göre daha düzensiz, devlet salnamelerine göre daha düzensiz. Ama tabii vilayet sayısı fazla olduğu için onların adedi e, toplamda baktığımız zaman işte 500 küsur e, vilayet salnamesi var. Bunların da ilki Bosna e, salnamesi Bosna. olarak çıkıyor. Evet. E, 1860'larda ve işte 500 civarında salname çıkacak ama nedir yani vilayete göre o performanslar değişir bazı vilayetler işte 30'un üzerinde hmm. şey çıkartıyorlar salname çıkartıyorlar bazıları bir tane çıkartıyor hmm. yani işte manastır vilayetinin bir salnamesi vardır Hudavendigar'ın 30 küsür tane vardır hmm. vesaire Selanik'te çok Selanik var işte Diyarbakır var, şey Arap vilayetleri var, Basra. Hicaz, Basra. Dolayısıyla aslında bu vilayet salnameleri vilayetler hakkında yerel tarih açısından çok değerli kaynaklar. Yani şunu belki belirtmeliyiz. Yıllıklar çok fazla bilinmeyen ama tarih araştırmalarında çok değerli kaynaklardır. Evet. Daha nadir kullanılır diğer işte arşiv belgeleri. Efendim süreli yayınlar yani evet. gazete ve dergiler gibi şeylere göre nispeten daha az kullanılır ama çok dolu dolu içinde bilgi olan şeylerdir. Evet. Vilayet salnameleri sayesinde de biz vilayetler ve yerel tarih açısından çok önemli bilgiler, veriler evet. elde edebiliyoruz. Halk kültürne dair de bir şeyler öğrenebiliyoruz değil mi hocam? Tabii, tabii. Yani e, orada yaşayan farklı kültürde, farklı dillerde e, kişiler de var. Onlar için mesela farklı dilde sannameler yayınlanmış mı? Bazı sannameler, vilayet sannamelerinin bazıları aynı vilayet gazeteleri gibi çift dillidir. Hmm. Yani Türkçe Arapça, Türkçe Rumca gibi, evet. Türkçe Boşnakça gibi çift dillidir. Aynı vilayet gazeteleri gibi. Evet. E, i̇kinci kategorimizde vilayet e, salnameleri, Üçüncüsü de resmi kurumların yani devlet, merkezi devlet ve vilayetler dışında hı hı. resmi kurumların çıkardığı şeyler var. Bunlar da genellikle nezaretler yani bakanlıklar tarafından bakanlıklar. çıkartılıyor. Nedir onlar da? İşte harbiye nezareti, hı hı. E, marif, e, en çok çıkartan e, hariciye, harici, dışişleri bakanlığı. Askeri. Harbiye nezareti harbiye. askeri şeyler. Mesela hı hı. bakın onların en ilginçlerinden bir tanesi 1. Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa'nın işte başkumandan vekili olduğu dönemde ve harbiye nazırı olduğu dönemde enveri harfler vardır. Bu ordu sannamesi. ...enveri harflerle çıkartılmış olan tek şeydir. Enveri harfler mi var? Evet, e, ordu salnamesi yazıyor. Hı. Altta 1330 yazıyor. 1914 senesinde yayınlanıyor bu. Enveri harflerin özelliği hocam bu arada onu sorayım. E şöyle bu harflerle ilgili tabii ıslahat çabaları var. Hı. Bunlarla ilgili eleştiriler var. Öğrenilmesi zor, yazılması zor diye. Esası şu e, harflerin ayrı ayrı yazılması. Çünkü Osmanlı Türkçesinde harfler birbirine e, üleştirilerek evet. yazılır. Bunlar ayrı ayrı yazılıyor... Aynı zamanda birazcık şekilleri de değiştirilmiş hmm. şeyler. Peki neler var mesela askeri sannamelerde? Askeri sannamelerde kendi alanı ile ilgili, Harbiye evet. Nezareti ile ilgili. Yani burada evet. mesela işte o dönemin nasıl küçük memurlar var. Evet. Burada da subaylar, onların isimlerini buluyoruz. Askerlikle ilgili bilgiler içeriyor. <laughs> Teşkilatı hakkında bilgiler içeriyor. Yani dolu dolu gerçekten de işte kurum araştırmaları yaparken de bu temel kaynak çok aslında temel kaynaklardan tabii bir tanesi. Yanlışlıklar olabilir çünkü bir sene öncesini yani bir sene öncesinden başladığı için hazırlıklar arada hatalar oluyormuş düzeltilemiyormuş galiba sannamelerde böyle bir sıkıntı olabiliyormuş. O yüzden yan kaynaklarla desteklenmesi Evet. E, tabii önemli. Bu dediğiniz her şey için geçerli. Doğru. Yani her şeyde yanlışlıklar olabiliyor. Evet. Gazeteler, dergiler, kitaplar. Hatıratlar. Altıratlar. Objektif olmadığı falan. için tabii. Dolayısıyla evet. Bunu, tabii, yani şunu söyleyelim yıllıklar bir önceki senenin e, olayları işte teşkilatları e, da dolu. Yani evet. nedir işte 1900 örnek veriyorum yani 1910 senesinde çıkan bir yıllık 1909'un bilgilerini aktarır. Evet. İşte 1860'da çıkan 1859'un bilgilerini aktarır. Bir evvelki senenin, yılın bilgilerini aktarır. Evet. Nezaret e, salnamelerinden birisi evet. de hocam önemli. ilmiye salnamesi. Evet. E, Şehri İslamlar e, ile alakalı. Meşyap makamını. Çıkarırmış. Evet. Tek sallame. E, orijinal fetvaların tıpkı basım örneklerine burada rastlıyoruz. Hı. Zaten daha sonra e, transkripsiyonları da yapılmış, latin harflerine e, geçirilmiş. Burada da şehir insanlarla ilgili biyografik bilgileri var, onlar hakkında bilgiler var. Bu da kıymetli, e, çok önemli bir e, şekilde vurgulanmış. Çok temel kaynaklardan biri ama vilayet e, e, salnameleri için söylediğimiz şey burada da geçerli. Hı. Şimdi bu resmi kurumlar, işte çoğunlukla bakanlıklar, nezaretler çıkartıyor. ...veya işte meşiat makamı gibi ilmiye salnamesi böyle. Hı hı. Şimdi bazıları daha performanslı. Şimdi bakıyorsunuz hı hı. mesela Harbiye Nezareti'nin 14 tane var. Daha fazla. Hariciye'nin 20 küsür tane var. Daha. İşte meşiat makamının ilmiye'nin bir tane bir var. 1 tane var. Ee, bazıları daha çok, bazıları daha az. İşte Marif'in var, onlar önemlidir. Hı hı. Yarı resmi diyebileceğimiz derneklerin var. hilal Ahmer Cemiyeti gibi... Hı hı. Ee, tür değişik şeyler var ama performanslar farklı. Yani bir tanesinde 20 küsür bulurken ötekinde bir tane. Peki hocam yayıncı kitapçılar ve matbuat alanının müteşebbisleri de yıllık işine kayıtsız kalmadılar. Yani özel sannamelerimiz de var kişilerin çıkarttığı ve onlar onay alarak tabii ki çıkartıyorlar. Onlardan bahsedelim biraz. Evet şimdi resmi dedik onu da üçe ayırdık bir de özeller var. Evet. Özel sanlameler ve Nevsaller bunları kim çıkartıyor? Bunları esas olarak yayıncı kitapçılar çıkartıyor. Hı hı. Yani bu işi biz daha önce bir Ebüzziya Tevfik Bey üzerine bir program yapmıştık. Evet. Ee, orada özellikle vurgulamıştık. Yani bu özel sannameler, işte Ali Suavi'nin bir Paris'te çıkardığı var ama He, aslında ilk galiba değil mi hocam? Özel olarak ilk. i̇lk. Ama o Türkiye. Paris'te, İlinde. Türkiye üzerine. Hı hı. Şimdi şöyle mesela onunla ilgili daha böyle resmi salnamelere benzeyen bir içeriği var. Hmm. Ama yurt dışında basılmış bir şey. Dolayısıyla yurt içinde ilk özel salnameyi Ebüzüya Tevfik bastı. Hmm. Salnameye Hadika 1873 evet. senesinde. 1870'lere baktığımızda, 80'lere baktığımızda bu yıllık konusunda özel sektörde Ebüzüya Tevfik'in kesin bir egemenliği var. Evet. 1890'lardan itibaren başka yayıncılar girecek. Hı. İşte bunlardan bir tanesi Ahmet İhsan Tokgöz. Onun salnameleri mesela çok şıktır. Nevzali Servetifyon'un adıyla çıkartıyor. Hı hı. Burada beş tane şey çıkartacak. Şöyle göstereyim. Nevzali Servetifyon'un baskı kalitesi çok güzel. Görselleri çok güzeldir. Hı hı. Daha sonra ikinci meşruiyet döneminde de çıkartacak. Bakıyoruz başka kimler var işte Ebu Ziyad Tevfik, Ahmet İhsan, Kirkor Faik'in çıkardığı Asır, Nevzali Asır var, Asır <laughs> gazetesini çıkartıyor, onu çıkartıyor. İbrahim Hilmi Çığır Açan'ın çıkardığı bir şey vardır. O da Nevzali Meşahir isimli. Baktığımız zaman değişik şeyler özel sektörün yani müteşebbislerin, yayıncıların, naşirlerin de Buna ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Bu tabii çok evet. olağan bir şey. Çünkü bu insanlar kitap basıyorlar, gazete çıkartıyorlar, dergi çıkartıyorlar. Diğer bir türü de üretiyorlar. Evet. Yani yıllıkları da, sannameleri ve nefsalleri de. İşte kanaat kütüphanesinin var, cihan kütüphanesinin var. Çok çıkartmış var. evet hocam. Yani evet. okuma yaparken çok Kanat kanaat evet. kütüphanesine. Ya bunlar şöyle. Mesela dergileri, gazeteleri daha bireysel olarak çıkartabilme imkanı var ama evet. bu tür şeyleri yani yıllıkları daha biraz daha organizasyon gerektiren bir şey. Genelde yayıncı vardır ve yayıncı belirli kişilere mesela Kanat kütüphanesinin çıkardığı Nevzali Osmani var. ikinci meşruiyetin hemen başında 1909'da. Mesela onu hazırlayanlar ee, Reşat Ekrem Bey, Reşat Ekrem Koçu, hı hı. Ferit Bey ile birlikte. Yani genelde sistem şöyledir. Yayıncı vardır, bunu finanse eder ve bu e, yıllıkları hazırlayan muharrirler vardır, yazarlar vardır, hazırlayıcıları vardır. Hı hı, hı hı. Ee, böyle e, özel şeyinde bir ilgisi var, bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yalnız belki şu farkı ifade etmek lazım. Biz mesela geçtiğimiz programlarda hep şunu söylüyorduk, işte ikinci meşruiyete gelindiği zaman, ee, niteliksel değişimlerden başka nicelik olarak da evet. yükselme var. İşte gazetelerde, dergilerde. Evet. Yıllıklarda tam böyle değil. Değil. Tam evet. böyle değil. Yani yıllıkların adet olarak baktığımız zaman e, 25 2500 öncesi aslında belirli açılardan daha zengin. Yani ikinci Abdülhamit devri bilhassa evet. 1890'lar. İşte 1890'larda e, Ahmet İhsan Bey yıllık basıyor. E, Tahir Bey Malumatçı, hmm. Tahir Bey yıllık basıyor. Baktığın hmm. zaman böyle bir farklılık var. Trabluskarp Savaşı'ndan sonra, 1911'den sonra Balkan Savaşları döneminde yıllık çıkarmak zorlaşır. Hmm. Bakın devlet sallameleri de 1912'de kesilir. Özel sallamelerde çoğunlukla 1913 12 oralarda sekteye uğrar. Hmm. Ondan sonra 1918 ve sonrasında basılacak. 20'lerde mesela sallamelerin, yıllıkların, nevsallerin Sayısı artacak. Evet. Hocam Ebu Ziya Tevfik'in salnamelerinden bahsettik. Gerçekten e, salnamecilik Ebu Ziya e, tarafından mükemmel bir şekli e, bulmuş. Oraya e, yani gerçekten e, nefaseti orada da görüyoruz. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Onun gibi Ahmet İhsan Tokgöz ondan sonra devam etti dedik. Onun da e, sannamelerde e, gerçekten başarılı e, salnameler verdiğini biliyoruz. Ebu Ziya ile ilgili şunu belirtelim isterseniz. Tabii hocam. Ee, yani Ebü'züya rakam olarak, adet olarak işte 20'yi bulmuş. E, 19 hatta 20 bazıları da bulunamadığı söyleniyor. Yani Hı -hı. 21 gibi rakamlar da telaffuz ediliyor. Hı -hı. Böyle bir rakama ulaşan başka bir yayıncı yok. Yok. Evet. Yani şeyler arasında şimdi mesela Ahmet İhsan Toközün 9 tamam. Evet. Toplam ki en iyilerden bir tanesi. Yani Hı -hı. en en performanslardan bir tanesi. İşte kanaat Kütüphanesi bakıyorsunuz 4 5 Karagöz Mesela gazetesi o da dört tane. Dört mü? Dört tane. Karagöz gazetesi. Karagöz gazetesi. Hı hı. Ama rakamlar böyle yani onu bulmuyor. Evet. Halbuki Ebru baktığınız zaman işte 1870'lerden başlıyor, 73'ten başlıyor. 80'ler, 90'lar, 19 tane belki de bulunamayanlar da varsa 20-21 tane yıllık çıkartıyor ki bu çok yüksek bir evet. performans. Dolayısıyla evet yani Ebu bu alanda çok net bir şeyi var. Belirleyici bir rolü var. Rebi Marifet'i konuşmuştuk hocam. Konuşmuştuk evet. Ee, burada da orada tablar sona doğru daha da güzelleşmiş galiba Rebi Marifet'te. Sanname ee, Salname burada tamamen kavradığını e, söylüyorlar e, Ebu Ziya Şimdi Rebi Marifet tabii işte bunu da göstermiştik daha önce bir kere daha gösterelim ama Rebi Marifet'in altıncısı. Bu çinkografi usulüyle fotoğraf bastı Mesela renk birkaç renk kullanmaya başlıyor bu yıllıklarında. Evet. Üç renk, dört hı. renk, işte nevsali marifet şekline dönüştürüyor bir başka yıllığı. Hı. Yani bunlar baskı kalitesi olarak giderek gel, gel, i̇çi, içine gelişen. de bakalım mı hocam? Nasılmış içi? Bir yani örnek görelim. Mesela şöyle Yılın bir ilk olarak. şeyini bakın. Burada birkaç renkli. Hı hı. Birkaç renkli ve şık. Zaten küfi kullanımlarından da bahsetmiştik. Evet. Onun sanatçı kişiliği evet. küfi hattat. Dolayısıyla giderek mükemmelleşen bir şey var. Hı -hı. Ama daha olumsuza gidenler de vardır onu belirtelim. Yani Hı -hı. Ahmet İhsan Tokyöz'ün 1890'larda bastığı yıllıklar o zaman Nevsal ismini veriyor. Nevsadi Servet-i Fünun. Evet. İkinci meşruiyet döneminde de çıkartacak yine dört tane. Hı hı. Onların da ismi Sallame-i Servetü'nün. Baskı hı. kalitesi olarak evvelkiler daha iyidir. Daha iyi. Ama içerik olarak sonrakiler daha zengindir. İkinci meşret dönemindekiler. Peki hocam yine e, çok güzel e, yıllıklardan birisi Nefsali Milli. Bu da çok önemli bir evet. e, yıllık. Edebi ve içtimai muhtevalı bir yıllık. Bu da istisnai yıllıklardan bir tanesi. Hı hı. E, özelliği şu dönemin bütün meşhur yazarları, edipleri, onların fotoğrafları, onların el yazıları, onların bir yazıları ve onların biyografileri ni evet. içeren. Gerçekten de muazzam bir yıllıktır. 1914 senesinde Artin Asaduryan matbaasında basılıyor. İşte içinde başka tabi bilgiler de var. Mesela dönem gazetelerinin kadroları yani gazetelerin işte isimleri ve altında ee, görebiliyor o, muyuz onları o, da hocam? O gazetelerde çalışanlar tabii. Mesela. O fotoğraflar var. Bakın vardı. mesela şu Tanin. Hmm, Tanin gazetesi yazı kadrosu. Yazı kadrosu. Evet. evet Böyle efendim. sabah burada vardır, tasvir efkar vardır, içtihat vardır, Türk sözü vardır. Bu şekilde hem fotoğraflarını hı hı. hem de ya yani mesela 1914 senesinde hangi gazetede kim çalışıyordu diye soracak olursanız ben bunu açacağım, bakacağım. Hmm. ve size söyleyeceğim. Bakın evet. Jön Türk bu Fransızca çıkan Yanında Sabah. Sabah gazetesi. Sabah gazetesi, Jön Türk gazetesi. Hmm. Ee, böyle ilginç ve gerçekten de çok değerli. El yazılarını görebiliyoruz. Tz Rumuzlu birisi tarafından yazılmış. Evet. Kim olduğunu da bilmiyoruz. bilmiyoruz. Hazırlanmış. Evet Evet hocam el yazılarını görebiliyoruz dedik. Ee, bu da bir ilk herhalde. Ee, ve katkıları olmuş ee, bu önemli isimlerin. Şiirlerini vermişler, yazılarını vermişler. Öyle evet. değil mi? Tabii tabii. Yani hem kendileri yazıyorlar hem de onlar evet. hakkında bilgi var orada. Evet. Bir de el yazıları var. Yani onların el yazılarını görebiliyoruz. Çok güzel. E, fotoğraflarını görebiliyoruz. Hı hı. E, her açıdan gerçekten de çok ilginç. Edebiyat... Bu anlamda, yani bu anlamda istisnai bir yıllıktır. Evet. Kendine has bir konsepti vardır. Peki hocam matbuata ve basınımıza dair bilgi edindiğimiz yıllıklar da var. Mesela ilki eee Ebu Ziya Teyfin evet. Salname-i Hadika. Evet 1873 ilk özel sanname yani Ali Suavi'yi evet. saymazsak bakın bu tabi e, şeyin e, Ebu Ziya'nın tırnak içerisinde söylüyorum en ilkel sannamesi. Hmm. Yani i̇lk baskı zannetim. baskı şey açısından. Bakın burada çok önemli e, çok önemli bir kısmı yani kaç sayfa işte böyle 59. sayfadan başlıyor 106. sayfaya kadar e, gazetecilik mesela hmm. şöyle bir başlık var. Gazete nerede, nasıl ve ne vakit zuhur etmiştir. Mesela 1873'te bu bilgiyi veriyor. Hı hı. Sonra devam ediyor. Türk gazetelerinin teracimi ahvali. Yani o güne kadar çıkmış olan, 73'e kadar çıkmış olan gazete ve dergiler hakkında... ...burada ciddi bilgi veriyor. Ve bizdeki ilk kaynaklardan bir tanesidir. Yani bizim matbuat basın tarihimize dair ilk şey budur. metin evet. budur. İlk bakacağımız yer budur. Ondan sonra burada da durmuyor... Amerika gazeteleri diye Aa, bir gazete. Yabancı diye. gazeteler. Evet. Ondan sonra Viyana gazeteleri. İşte Times gazetesinde çıkan yazılarla ilgili bir şey. Böyle e, hem genel olarak gazetecilik, Hı -hı. hem e, daha spesifik olarak e, bizim basın tarihimiz. Hı -hı. Zaten Ebüzya'da şeyler de vardır. Mesela salnameler, yıllıklar, almanaklar, nevsaller. Bunlar üzerine de hem kendi Hı -hı. yıllıklarında hem de dergilerinde, gazetelerinde bilgiler verir. Hı -hı. Bir diğer mesela şeyde de yine matbuat tarihimizle ilgili temel kaynaklardan bir tanesi bu asır kütüphanesi sahibi Kirkor Faik Efendi'nin çıkardığı Nevsali Asır. Evet. Şimdi burada da bakıyoruz yine burada da pek çok şey var. Burada da gazetelerin listeleri veriliyor. Gazetelerin Hı. ve dergilerin ee, evet bibliografik listeler veriyor. Dolayısıyla bu da çok değerli bir kaynak bu bakımdan. Ee, mesela gazetenin İstanbul'da zuhuru başlıklı bir yazı var. Hmm. Nasıl ortaya Oteniz çıktığını çıktı. evet anlıyoruz. Ee, mesela e, İstanbul'da sanname ihtisasi. Hmm. İlk salnamenin çıkarılışını ve ilk resmi salnamenin onu anlat. Evet bunun kaynağı burada mesela yani evet. 1847 senesinde e, Ahmet Vefik Paşa'nın çıkardığı. Daha sonra işte vilayet sannamesi burada o bilgiler veriliyor. Orada anlatılıyor şey var mesela işte 1908'de çıkan Nevzali Ragıp bu da meşhur şeylerden bir tanesi. Burada da bilgi bulabiliriz. Hmm. Diğerlerinde de şeylerde mesela devlet sanlamelerinde işte şehirdeki matbaalar vilayet sanlameleri içinde geçerli bu. Yani Doğru. mesela Selanik üzerine bir çalışma yapıyorsunuz. Hı hı. Selanik vilayeti sanlamelerine bakarsınız. İşte 1905 senesinde hangi gazeteler dergiler çıkıyormuş? Hangi dillerde çıkıyormuş? Bunlarla ilgili veriler elde edersiniz. Bu anlamda çok değerli, verimli kaynaklardır. Evet, Nevsali Milli'de de az önce bahsettiğimiz, orada da matbuatımız diye bir bölüm var. Onu da görebiliyoruz. peki hocam, hedef kitlesi olan, hedef kitlesi kadınlar, kadın olan yıllıklarımızda yıllıklarımız da olmuş. İşte mesela ilk yıllık 1897'de hanımlara mahsus gazetenin yayınladığı Nevsali Nisvan Evet. E, bu da kadınlara yönelik bir yıllıkmış. E, kadın e, konusundan bahsediyor. Feminizm akımıyla pek ilgisi yok. E, ama bu alanda ilk olması sebebiyle önemli tabii. Resimli bu, bir de. Resimli. E, bundan başka Ebru Ziya bir de 1890'da yayınladığı Takvim'in Nisa var. Evet. E, kadınlara yönelik yani doğrudan kadınları hedefleyen ...yıllıkların sayısı az. Yani sadece evet. iki tane. Hanımları Mahsus gazeteden, kadın dergilerinden... söz ederken evet. söz etmiştik. En uzun ömürlü demiştik. En uzun ömürlü. İşte genç kızlar için bir ek çıkarıyordu demiştik. Hı -hı. Tahir Bey onu Hı -hı. çıkartan. O bir yıllık çıkartıyor. Bunlar da kadınları hedefliyorlar. Şeyi bu arada belirtmek lazım. hani Hanımları Mahsus gazetenin... ...yıllığının görselli, resimli olduğunu söylemiştik. Yıllıkların bir özelliği de bu. Yani giderek artan oranda... Görsel, resim, işte kroki, plan, harita, musavver. fotoğraf. Evet. Bunların zaten bazıları musavver işte İsmi nefsali, servetli evet. falan filan evet. diye geçer. Bunlar şey açısından da görsellik açısından da çok zenginler. Hı -hı. Yani o, o anlamda da bir kaynaktır onu belirtelim. Evet. Yani burada işte şehirlerden resimler, bina resimleri, Metografi. devlet adamları, yazarlar, çizerler vesaire vesaire toplumsal olaylar Hı -hı. E, buralarda bulabiliriz. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Ben de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.